Benim oğlum acıkmış mı? Benim oğlum acıkmış mı? Geliyor. Ablam! Gülendam! Ablam ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldim ve de elim boş gelmedim. Çıkmış mı? Çıkmış. Sabah erkenden gazete bahisine gittim. Atladım aldım. Allah! Ay, çok heyecanlandım ya. Ablam ben okudum. Çok güzel yazmışım. Vallahi ellerine sağlık. Nerede? Şurada. Aha. Burada. Ay, fotoğrafım da var. Handan Hanım göndermiş demek ki. Ablam, ben sana demedim mi iyiler her zaman kazanır? Azıcık da sen rahat et ve şu hayatta. Ay, böyle deme Gülendam ya, korkuyorum. Hani böyle her iyi şeyin sonunda böyle kötü bir şey olur ya, rüyadan uyanırsın aman falan. Yok Allah korusun, hiçbir şey olmaz ablam. Gel sana Ayşegül çay evinden bir çay koyayım. Olur. İlk yazımın şerefine. İso'yu alayım. İso! Aman. Şişkom. Ablam, ben bugün bu boruyu değiştireceğim. Ay, saçmalama Gülendam. İzinsiz doğalgaz borusuna müdahale yapılır mı? Yapılmaz mı? Yapılmaz tabii. Gerekirse ben yetkili servisi ararım, gelirler bakarlar. Sen sakın kendi kendine bir şey yapma. Peki ablam öyle diyorsan. Peki, ben evde yokum. Ve kaçak var, ne yapacağım? Boruyu sökeceğim. Oş. İlla sökecek ya, illa sökecek. Öyle olmaz Gülendam. Bak diyelim ki öyle bir şey var. Doğalgaza bağlı bütün vanaları kapatacaksın. Sonra camı açacaksın. Şöyle güzelce bir eve havalandıracaksın. Kesinlikle lamba mamba yakmayacaksın. Çakmak yakmayacaksın. Fişi çekmeyeceksin, öyle duracak. Zili de kullanmayacaksın, tamam? Vallahi ablam sana helal olsun. Kamu spotu gibi insansın ha. Kızım o kadar yalnız yaşayınca böyle oluyor işte. Artık Can abim yapar, boruları söker, takar, gelir. Şunlar şımarma ya. O zaman ben bir bardak çıkarayım. Hadi çıkar. Haydi. Herife bak. Peki anneme ne demeli? Benim skandallarım yetmiyor değil mi sana anne? İlla kendi skandalını yaratacaksın yani. İnanılır şey değil ya. Ya Elif'in şu evi alma saçmalığı yetmiyormuş gibi bir de annemin saçmalıklarıyla uğraşıyoruz. Benim bu evden başka hiçbir şeyim yok. Ailemden kalan tek şey. Burası ev değil. Benim bir parçam. Babam bizim evimizi kendi elleriyle yaptı ya. Baba evi derler ya, bende hası var hası. Bahçeyi de annem yapmıştı. Yani burası benim için bir evden daha fazla şeyi ifade ediyor. Sen bu evi alamayacaksın Elif. Sen bu evi alamayacaksın. Güzelime bak ya. Nasıl çalışıyor? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne oluyor ya? Can şimdi... Paparazzi falan olur diye böyle bir şey oldum ben. Neyse hadi gel anlat, çok merak ediyorum. Can abim öncelikle hoş geldin, sonra hayır. Sağ ol Gülendam, sağ ol. Açsana şunu. Gülendam sen. Ya ne oldu? Ya hadi çok merak ettim. Siz oturun ben size bir çay koyayım, iyice kaynaşın siz. Gülendam. Ha. İyi hadi anlat. Çok merak ettim. Ya işte mal paylaşımı falan, yani öyle sevimsiz konular konuştuk. Yalnız bir şey diyeceğim. Gerçekten hemen boşanmayı kabul etmesine şaşırdım yani. Demek ki o da anladı artık ayak diremesinin gereksiz olduğunu. Ya. Anladı tabii. Hemen boşanacaksınız değil mi? Uzun sürmez. Yani çok uzun sürmez tabii. Ne zaman mahkeme? Yani şimdi şöyle, öncelikle iki tarafın avukatında bir kendi arasında görüşmesi lazım. Ondan sonra da mahkeme olacak. Sağ ol Gülendam. Afiyet olsun. Ya şu iş bir olsun, adağım var benim. Aa, Can abi. Can abi. Sen bunu gördün mü? Ya Gülendam ya. Bir saniye. Ya öf ya. Ne o, ver bakayım, ver. Tamam sonra bakarsın. Ver bakayım, sonra bak ya. Ver. İnanamıyorum, yayınlanmış. Aşkım seninle gurur duyuyorum. Allah, laflara bak, laflara bak ya. Gülendam sen bir İso'ya baksana. He, bakayım ben İso'ya. Ya tamam sonra okursun. Ya dur olmaz. Ya tamam olmaz, ya. Olmaz okuyacağım. Vay be. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.